İran'la başlayacağız. Arkasından Almanya'ya gideceğiz ve de İtalya'ya oradan da İngiltere'ye uzanacağız. Önce İran'la başlayalım. Ekber Karabağ karşımızda ve Ekber'e soralım. Günaydın diyelim öncelikle ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün seçim var. İran'da nasıl yankılanıyor? Tepkiler neler? Ne bekleniyor? Senden dinleyelim. Melis teşekkür ederim. Günaydın diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Aslında Amerika'daki seçimler İran'da pek yansıması söz konusu değil. Biliyorsunuz İran'ın son zamanlarda başka bir esas gündemi söz konusu ve o da İsrail'e yaşadığı gerginlik. Hatta her an İran'ın İsrail'e yönelik 26 Ekim tarihinden düzenlediği, İran'ı karşı düzenlediği saldırı dolayısıyla İran'ın da İsrail'e karşı bir misilleme yapması öngörülmektedir. Hatta geçtiğimiz günlerde Amerikan medyası İran'ın bu olası saldırısının ABD'deki seçimler öncesi olacağına ittiği, e, ilişkin iddiaları gündeme getirmişti. Fakat dün e, yine ABD'nin önemli gazetelerinden biri olan Wall Street Journal gazetesi e, İran'ın işte ABD'deki seçimleri etkilememek adına işte e, İsrail'e yönelik bu olası saldırısını çok, çok geniş kapsamda sağ, e, seçimlerden sonra hayata geçireceğini e, iddia etti. E, genel e, yani İran'daki genel havaya bakıldığında e, e, ABD'deki seçimlerle ilgili genel havaya bakıldığında e, İran ister e, Donald Trump seçilsin Kamera haritası seçilsin. Ee, Beyaz Saray yönetiminin hem İran'a karşı ve hem Orta Doğu'ya karşı e, politikasında herhangi bir değişikliğin olmayacağını ve bu yüzden kendileri için hangisinin seçileceğini pek e, önemsedirmediklerini e, ifade ediyorlar. Ne tek geçtiğimiz günlerde bir İranlı yetkili e, işte Biden'in e, dile e, düşündüğünü, e, Trump açık bir şekilde dile getiriyor. E, bu yüzden ikisi arasında fark yoktur. Sadece üstlüklerinde bir fark söz konusudur. E, fakat şöyle de bir gerçek söz konusudur. Donald Trump Aynı zamanda 2018 yılında ABD ile İran arasında daha doğrusu Batı arasında yaşanan o nükleer anlaşmayı bozan ve anlaşmadan ayrılan taraf olarak İran tarafından tanınıyor. Ve o tarihten itibaren 2018 tarihinden itibaren İran'a yönelik yapılan ve başlatılan yaptırılanların temelini de işte Donald Trump koydu. Fakat diğer taraftan demokratlar göreve geldikten sonra yani Biden göreve geldikten sonra ABD'nin temel o politikasında bir değişiklik olmadı ve aynı şekilde... İran İran'a yönelik yaptırımlar devam ettirildi. Gerçi son zamanlarda özellikle Ukrayna'daki meseleler dolayısıyla biraz İran'a karşı o uygulanan petrol yaptırımlarında biraz gevşeklik olsa da bunun ABD'nin İran politikasında bir değişiklik anlamına gelmediğini ve esasında Ukrayna'daki meselelerden ve dünyadaki petrol fiyatlarının artmamasından kaynaklandığını ifade edebiliriz. Yanı toparlamam gerekiyorsa İran ister Donald Trump seçilsin, ister Kamala Harris seçilsin işte Beyaz Saray yönetiminin Tahran'a yönelik kasında bir değişiklik olmayacağı görüşünde ve bu yüzden hangisinin seçileceğini İran pek önemsemediğini ifade edebiliriz.